Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy. Buyurun Sayın Ersoy. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüşülmekte olan iki sıra sayılı kanun teklifinin ikinci bölümü üzerine Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, öncelikle bugün genel kurulda görüşülmekte olduğumuz bu teklifin vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını temenni ederek sözlerime başlamak istiyorum. Ülke ekonomimize değerli katkılar sağlayacak düzenlemelerin olduğu bu teklif, Milliyetçi Hareket Partisi'nin katkıları ve desteğiyle son halini almış bulunmaktadır. Komisyonda kabul edilen teklifin ikinci bölümüne göre Sağlık Bakanlığı'na, üniversitelere ve özel sektöre ait uluslararası sağlık turizmi, sağlık tesisi verilmiş sağlık kuruluşları arasında uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında işbirliği yapılabilecek. Bu kapsamda verilen hizmetin Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen ücretin %50'sini geçmemek üzere belirlenen kısmını hizmete alan sağlık kuruluşu hekime ödeyecek. Teklif ile tabip ve diş tabibi emeklilerinin maaşlarında yaklaşık 2000 TL artış sağlanacak. Fakülte ve yüksekokullardan mezun olan ticari pilot ve havayolu nakliye pilotu lisansı bulunanlar öncelikli olmak üzere muvazzaf subay olmak için başvuranlar 32 yaşını bitirmemek kaydıyla muvazzaf subaylığa nasip edilerek pilotaj eğitimine başlayacak. Pilotaj eğitiminde başarısız olanlar kuvvet komutanlıklarınca uygun görülen diğer sınıflara nakledilecek. Teklifle hekim, diş hekimi, eczacı, hemşire, fizyoterapist gibi sağlık personeline yılda 60 gün fiili hizmet zammı verilecektir. Ayrıca bu teklifin diğer bir maddesiyle yasa dışı bahif ile etkin mücadele amaçlanmış ve ülkemize döviz sağlamak, kayıt dışı milyonlarca doların engellenmesi adına ciddi bir çalışma yapılmıştır. Yasa dışı bahisle ticari açıdan mücadele edilmesi ve söz konusu alandan elde edilen kamu gelir kaybının önlenmesi amacıyla şans oyunları ikramiye oranının brüt üst sınırı %59'dan %83'e çıkarılması ve ikramiye oranlarının artırılması nedeniyle oluşabilecek yatırım ve işletme giderlerindeki tutar azalışlarının telafisi öngörülmüştür. Kolluk kuvvetleri ve savcılıklarımızın tespitleriyle yurt dışı desteğiyle bahsin kayıt altına alınması ve ikramiye oranının %59'dan %83'e çıkarılması ülkemize daha fazla katma değer katkısı sağlaması anlamında oldukça önemlidir. İkramiye tutarlarının artırılması hasılatın da artacağı anlamına gelmektedir ve böylece ilgili kurumun spor kulüplerine ve amatör spor dallarına yardım etmesi ve spor tesisi yapması anlamında da çok önemlidir. Ayrıca son yıllarda yurt dışı bahis sitelerine katılımın her geçen gün artarak devam etmesinden ötürü bahis konumuzla ilgili önlemler almak ve bu konuda iyileştirme planlarını yapmak zaruri bir hale gelmiştir. Ve bu sebeple söz konusu çalışma ile gereği yapılmıştır. Değerli milletvekilleri, diğer önemli bir konu ise uluslararası sağlık hizmetleri alanında ülkemizde sunulan hizmetlerin tanıtımını yapmak, kamu ve özel sektörün sağlık turizmine yönelik faaliyetlerini desteklemek, koordine etmek, uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin politika ve stratejiler ile hizmet sunum standartları ve akreditasyon kriterleri konusunda Sağlık Bakanlığı'na önerilerde bulunmak üzere 10 milyon başlangıç sermayeli uluslararası sağlık hizmetleri unvanı ile bir anonim şirket kurulması amaçlanmış ve yeni kurulacak bu şirketin personel rejimi, üst düzey yöneticilerin özlük hakları ile mal ve hizmet alımına ilişkin esaslar da teklif kapsamında düzenlenmiştir. Sağlık Bakanlığı'nın resmi kaynakları 2018 yılı rakamlarına göre sadece tıp turizmi için dünya genelinde seyahat edenlerin sayısı 10 milyonu aşmış ve yıllık 100 milyar dolarlık bir ciroya ulaşmıştır. Ülkemizin de sağlık hizmetleri alanındaki yüksek potansiyeli ve rekabet gücü oldukça yüksektir. Bu sebepten bize göre uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin aracılık faaliyetlerinde bulunmak üzere hisselerinin tamamı Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ait olan bir şirket kurmak kaydıyla uluslararası sağlık hizmetleri alanında
aracılık faaliyeti gösteren kurumlara yetki belgesi vermek, ülkemizin sağlık hizmetlerinin uluslararası tanıtımını yapmak, bu alandaki tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerini koordine etmek, yönlendirmek ve desteklemek, uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin aracılık faaliyetlerinde bulunmak, verilen yetki çerçevesinde kamu ve özel sektör kuruluşları adına uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin sözleşme yapmak, yapılan sözleşmelerin yönetilmesine destek olmak, uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin bilgi alma, başvurularına cevap vermek, şikayetler ve anlaşmazlıkların çözümü ile ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunmak, tarafların karşılaşabilecekleri sorunları tespit ederek önleyici tedbirler almak, ülkemizin sağlık sisteminin tanıtımını yapmak, sağlık sistemleri, sağlık finansmanı ve kamu özel işbirliği modelleri konusunda uluslararası kişi ve kuruluşlara danışmanlık yapmak, bu alanda sistemlerin kurulması ve geliştirilmesine ilişkin yurt dışı talepleri karşılamak, projeler yapmak ve uygulamak, yurt dışında sağlık kuruluşu açmak, işletmek, ortaklık kurmak ve işbirliği yapmak, sağlık meslek eğitimi turizmine yönelik faaliyetlerde bulunmak, faaliyet alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kongre, seminer ve benzeri etkinliklerde bulunmak, araştırma ve yayın yapmak, uluslararası sağlık hizmetlerine ilişkin politika ve stratejiler, hizmet sunum standartları, akreditasyon kriterleri, fiyat tarifeleri ve hukuki düzenlemeler konusunda ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bu konularda bakanlığa önerilerde bulunmak, sağlık meslekleri eğitimi konusunda teşvikler geliştirmek, bu alanda uluslararası öğrencileri ve eğitim kurumlarını desteklemek gibi hizmetleri sağlayacak bu yeni yenilik ülkemiz için atılmış büyük bir adımdır. İbn-i Sina'dan Akşemseddin'e, Farabi'den Ali bin Abbas'a, El-Razi'den Gevher Nesibe'ye, birçok tıp insanını yetiştirmiş bu toprakların sağlık alanında ne kadar iddialı olduğunu anlatmaya lüzum dahi görmüyorum. İşte bu yasa ile Türk doktorlarının neler yapabildiğini tüm dünyaya göstermek, gerek uluslararası sağlık hizmetleri unvanı ile kurulacak şirketin, gerekse bahis oranlarındaki iyileştirmeler ile sağlanacak kazançların ülkemiz ekonomisinde oldukça güçlü fayda sağlayacağını düşünüyorum. Muhalif duygularla eleştirileri bir kenara bırakıp milletin vekilleri olarak ülke menfaatlerimiz doğrultusunda ay ve yıldızın yan yana durmasından rahatsız olan dış güçlere karşın dimdik durmamız ve kenetlenmiş bir şekilde hareket etmemiz gerektiğini vurgulamak istiyorum. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bulunduğumuz coğrafyanın sorumluluklarının ve potansiyelinin farkındayız. Bize düşen ülkemizin kalkınması, daha ileriye gidebilmesi için evveliyattan beri olduğu gibi bundan sonra da inanmak, çalışmak ve başarmaktır. Biz bunun için varız, bunun için de var olmaya devam edeceğiz. Dünyanın neresinde olursa olsun, hangi şartlar altında olursa olsun, Türk milliyetçileri olarak Türk milletinin menfaatindeki davranış ölçümüz, liderimizin "Benim aklım Türkiye'dir" sözüdür. Bu ölçüden asla vazgeçmeyeceğiz. Değerli milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi adına bahsettiğim ekonomik ve diğer sebeplerden dolayı teklifi destekliyor, partim ve şahsım adına teşekkürlerimi sunuyor, genel kurulu bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim.